Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah. İki tane kıymetli insanla, iki tane kıymetli büyüğümle birlikteyim. Mahmut Kayabaşı ve Celal Aybakır dayımla birlikteyim inşallah. Bu akşam iki güzel insanın ilimlerini dinleyeceğiz. Onlardan bilgiler alacağız ve sizlere aktaracağız inşallah. Hayat tecrübelerini dinleyip sizlere aktarmak için burada bu videoyu çekiyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel insanlardan bilgilerimizi almaya başlayalım inşallah. Başla Mahmut. Bir şeyler söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ahir zamana geldik galiba. Zaman çok hızlandı. Bereketi kalmadı. İnsanlar şu an herkes açlıktan, yokluktan, işsizlikten ağlıyor ama ne iş beğenen var, ne aş beğenen var, ne eş beğenen var. Yani aslında aşırı bir doygunluk var. Bu da işte varlık dünyada büyük tehlike, yokluk da büyük tehlike. Vasat olmayı maalesef unuttuk. İnşallah hayatın anlamını anlayanlardan olalım ve ona göre bir hayat idame etmeye çalışalım. İnsanların gözü doymak bilmiyor da diyebilir miyiz acaba? Gözü doymuyor, dünyayı devamlı zannediyorlar. Oysa dünya gece ve gündüzden, soğuk ve sıcaktan, varlık ve yokluktan ibaret. Bazen şuna, bazen buna gülen, insanların da aslında çok yeryüzünde rahat edemediği bir yerdir burası. Önemli olan buraya uygun yaşayıp ölebilmek maksat. Buranın işte ruhuna uygun yaşayıp ölebilmek. Sözü kıymetli Celal dayıma bırakmadan önce, hayat nedir baba? Hayat sence nedir? Yaşam, insanlık, adalet nedir? Valla hayatı pek çok insan idrak edemeden, anlayamadan, hayatın manasını hissedemeden ölüyor gidiyor. Hayatın tarifi pek yok. Hayat bence öldüğün zaman yahut dünyadan göçtüğün zaman, artık bütün inançlara göre seslenelim, İşte bunun varlığı, bela, yokluğu kayıp değil denilmemeli. Kimseye yük olmamalı, kimseye sıkıntı verilmemeli. Ne bileyim işte pozitif olmalı, iyi düşünmeli, iyi işler yapmalı yahut yapmaya çalışmalı yapamasan bile. Ne bileyim işte ölmeden bir ağaç dikmeli. İşte birisine bir güler yüz göstermeli yahut işi zor olana bir yardım etmeli. Hayatın aslı da esası da budur. Gerisi teferruat ve yalandan ibarettir. Peki Mahmut Bey, acaba bu dünya yalandır kelimesi sizce doğru mudur? Dünya yalan değil de bir ağaç gölgesi gibidir. Peygamberimiz bir ağaç gölgesinden dinlenen yolcu gibi ol diyor. Çok kısa. Evet, çok kısa. Gerçekten çok kısa. Şu an ben 48 yaşındayım. Artık gençlikten ihtiyarlık evresine geçmiş bulunuyoruz. Dün doğduk, bugün ölüme yaklaşıyoruz. Peki baba, şimdi 48 yaşına girmişsin. Şu anda denildiği gibi 48 yaşına göz açıp kapanana kadar mı geldin, yoksa ne uzun sürdü diyebiliyor musun? Çok kısa sürdü. Fakat insan hayatı 35 yaşından sonra filan idrak edebiliyor. Yani ben kendime göre konuşayım. Yahut benim zekam buna müsaitti, yahut yapım buna müsaitti. Yeni yeni pek çok şeyleri anladığımı zannediyorum. Pek çok şeyi gençliğimizde anlamadıydık. İşte artık da iş işten geçmeye başlıyor. İşte sağlık sorunları baş gösteriyor. Falan filan. Gençlik büyük bir hazine. Gençlik enerjisi dünyadaki en büyük hazine. Fakat gençler maalesef bunu idrak edemiyordu. Hele zamana geçti. Bu internet dünyasında işte hiçbir şeyi başaramadan başkasının sanal dünyaları içinde işte bocalayarak ölüp gidiyorlar. Şehirlerdeki gençlere tavsiyem, köylerdeki gençlere tavsiyem, toprakla yahut sanatla yahut işte bir meşgaleyle şey olup
dağlara çıkın, çay kenarlarına gidin, ayağınız toprağa bassın, rüzgarın sesini dinlen, gece gökyüzüne basın, bakın. Yani telefonu, bir telefon ekranı bütün dünyanızı şey yapmasın, zapt etmesin. Dünyada bir rüzgarın sesi, bir yağmurun, karın, fırtınanın sesi, işte dağın, taşın sesini dinlesinler. Eminim ki pek çok şey anlayacaklardır. Çünkü her şeyin bir ruhu var ve insanın da ruhu olduğuna göre ruh ruhla anlaşır ve ruh ruhtan istifade eder. Peki baba, sence okumak mı yoksa sanat öğrenmek mi? Şu an günümüzde. Şu an mahalle baskısı var. Bence okumaktan daha önemli olan bir sanat öğrenmektir. Çünkü Türkiye'de okumak bir iş için yapılıyor, işe girmek için yapılıyor. Hiçbir gençlere, topluma, hayata bir katkısı olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Pek çok üniversite mezununun boş, anlayışsız, hatta zihninin karalanmış olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Artık müfredat yeniden düzenlenmeli. Kabiliyeti başka yönlere dönük gençlerin başka sahalarda istihdam edilmeleri gerekir. Herkes doktor, mühendis, şu bu olursa bizim sığırı kim gidecek? Yahut bu memleketin işte yapılması gelen kaynakçılık, suculuk, bilmem necilik ve bunlar hayatın lokomotif işlerdir. Ziraat, tarım, hayvancılık, bunları kim yapacak? Yani böyle bir yanlış şey var. Bunun düzeltilmesi lazım. Ben eğitimin insanlara hal ilmi olarak verilmesinden yanayım. Şu anda baba bir de şunu gözlemliyor gibiyiz. İnsanın gözü doymuyor. Köylü milleti olarak da daha açgözlü, hırslı, acayip bir hırsa bürünmüş gibi gözetliyor şu anda. Sence bir köylü, gerçekten çiftçi, yani severek bu işi yapan, inanarak biraz da manevi duygularla bu işi yapan bir köylü, bir çiftçi nasıl olmalı? Şimdi biz geleneksel yapının mensuplarıyız. Türkiye'de endüstriyel tarım ve hayvancılığın olması lazım. Dünyada da olması lazım. Çünkü bu kadar nüfusun başka türlü beslenmesinin imkanı yok. Mesela bizim köydeki tavuklar yumurtasıyla bir kasaba beslenemez. Muhakkak bunun için kumes yahut endüstriyel ve hayvancılık olması lazım. Fakat devletin unuttuğu, bürokratların unuttuğu bir şey var ki biz de yüzyılların tecrübesini gelecek nesle aktaran insanlarız. Atalarımızdan, dedelerimizden her şeyin ruhunu anladık. İşte tabiatın, hayvanın, şunun bunun. Türkiye'de tarım ve hayvancılık adına yapılan pek çok faaliyet dipten doğruya kadar yanlış. Severek yapan filan olmuyor. Şimdi biz bir yaşam mücadelesindeyiz. Benim 100 küsur hayvanım var. Karnımı doyurmakta sıkıntı çekiyorum. Ne arazi taksimi olumlu, ne işte mera bize göre düzenleniyor. Devletin bizim halimizden bir haber olduğunu inanıyorum. Devlet eğer bize çözüm bulacaksa dertlerimize, geçmişten günümüze çiftçiliği, kırsal kesimde yaşayan insanların hayatını bir gözden geçirmeli ve bizim içimizden bizi yönetecek, bizim sorunlarımızı çözebilecek insanları bürokrasiye getirmeleri gerekir. Yoksa başka türlü 50 tane bakan değişse ve bunların her biri peygamber kadar adaletli bile olsa bizim sıkıntılarımıza derman bulamaz. Ha, dünyaya ben bir daha gelsem bu kadar zorluğa rağmen, çünkü insan ruhuna hitap eden bir meslek, yine çiftçilik, hayvancılığı tercih ederdim. Ha, çok zor. Bunu kimse kolayla yapamaz. Çok vasıflı olmak gerekiyor bunu yapmak için. Gayretli olmak gerekiyor. Celal abimize de söz verelim. İş bu kadar. Celal dayım, öncelikle hoş geldin, sefa geldin. Senin bilgilerinden, ilminden gerçekten de televizyona çıkan, bilinen, tanınan insanların birçoğunun kat ve kat üstü olduğunu biliyoruz. Kendimiz şahidiz buna ve insanların da inşallah burada bizi izleyecek değerli abilerimizin, kardeşlerimizin huzurunda da herkesin senin ilminden, biliminden, işte bugüne kadar görmüş geçirdiğin olaylardan,
faydalanmasını istiyoruz ya Celal Bey'in. Güzelce bir hepimiz aydınlatırsan inşallah. Sağ ol canım. Sizin gibi de aydın gençlerin ilime, bilime, kültüre değer veren, araştıran gençleri her zaman tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gelmişliyken sizi de şu yönden tebrik ederim. Ben Ankara'dan emekli oldum. Ankara'ya bazen gittiğim zaman ne kadar değiştiğine şahit oldum. Örnek vereceğim kısaca. Metroya bir bindim. Siz yaşın ne kadar genç kız, oğlan varsa tamamının kulağında iki tane tel, hepsi komaya girmiş, beyinleri esir alınmış, denemek için hususi kötü niyetli değil bak. Gelecek nesillerimiz ve gelecek devletimizin geleceği için. O gençlerin dünya güzeli kızlar karşısında olup da bir tanesi ne kız oğlanı ne oğlan kızına ilgilenmiyor. Biz kızlara ayakkabısını kurabilmek için koşardık. O kadar ki beyinleri uyuşmuş, artık ne gençlik enerjileri kalmış, ne dünyayla bağları kalmış, ne toprağına bağları kalmış, ne kültürleri, ahlakı kendi kafalarına göre bir ahlak. Tek dişi kalmış canavarın ahlakını kabullenmişler. Bilime, tahsile, yani mühendisliğe, bilim adamlığına falan karşı değiliz. Hepsini yapsınlar. Ama bir Rus ben Rusum diyor. Bir İngiliz ben İngilizim diyor. Bir Japon ben Japonum diyor. Biz de Türk'üz arkadaş. Etimiz, kemiğimiz Türk, ruhumuz Müslüman. Şimdi şehirce mi konuşacağız, köylüce mi konuşacağız? Biz sessiz dağların, tarih boyu sesi duyulmayan sessiz insanlarız. Hepimiz alıyordum abi. Sessiz dağların sessiz insanlarıyız. Hiçbir zaman da duyulmamıştık. Şimdi biz dağda otururuz iki çoban. Hukuk profesörlerini eleştiririz. Hukuktan. Tıbba asla karşı gelmeyiz. Tıp dünyaya ispatlamış kendini. Çünkü bir tıbbı tartışmak için bir tıp mezunu olmak lazım. Biz o hayasızlığı yapmayız. Ama bir hukuk profesörünü eleştiririz. Güçlü de dayanaklarımız var. Direniriz karşılarında. İzah ederiz. Üretime gelinecek. Üretimi şöyle tarif ederim ben. Siz gençlere de. Üreten topluluklar, üretmeyen toplulukları mutlaka ileride yutar ve yok eder. Nokta. Üreten topluluklar çağına göre yani. Üretmeyen toplulukları mutlaka yutar yok eder. İnanç bazına geçen üretimde bütün İslam ülkelerinin uleması, ferdi olarak kimseyi eleştirmem, kendilerine dikkat etsinler. İslam toplulukları Avak bölgesinde saç taramı bir şekilde yol bulmuşlar. Yok böyle bir dünya. Allah'ın güneşi gavru da ısıtıyor, Müslüman da ısıtıyor. Allah'ın yağmuru gavru da ısıtıyor, biz de ısıtıyor. Çalışacak. İnanç bazında bir kelime konuşacağım, fazla konuşmayacağım. Müslüman dost doğru olacak ve çalışacak. Haram helal belli, ona karışmıyoruz. Dünyevi olarak çalışacak. Gelelim, bizim Türk'üz dedik, kabadayı kabadayı atmayalım. Biraz kapak açarım mı, yanlış olur mu bilmiyorum. Bizim dağdaki bir tabirimiz var. Ben bunu söylerim. Sevdiğimiz için. Doğada bizim hayvanlarımızın en büyük düşmanı canavar dedikleri kurt. Bunların da en büyük korucular eski köpeklerimiz vardı. Öldüler, soyu kesildi, kangallava. Kangalların özelliği ne? Canavara karşı çok savaşçı, koruyucu ama kendi aralarında da çok şiddetli boğuşular. Ben Türk kavmine çok onlara benzetiyorum. Koruyucu, savaşçı, kendi arasında geçinmeyen. Evet. Çünkü Türk devletlerini şöyle kabataslak anlatırsak, şeyden başlayalım. Moğol istilasından. Harzemşahlılar. Çok muazzam zengin bir imparatorluk. Nasıl olmuş da o imparatorluk Moğol çayır bir nevi çingene ya. Göçebe ya. Bizim atalarımız göçebe. Onunla o orduyu kurarken onların casusları nasıl olup da bunu tespit edip de yeterli tedbiri alamamışlar.
Harzam Şahları Yudar Han Selçuklu yardıma gitmemiş. Selçuklu Boğar Han Arap'a yardıma gitmemiş. Hepsini teker 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 yutmuş. Doğru mu? Doğrudur. Celaleddin Harzemşah çok muazzam hanımıyla çocuklarını Indus Nehri'ne bırakmış. Atına karşıya geçmiş. Cengiz Han demiş ki böyle bir evlat isterdim. Ne gariptir ki Tunceli dağlarında şehit edilmiş mağarada. Tavrı bu yere gelmiş. Bunları kısa kısa geçtik. Ve Türk tarihinin bize göre acı ama gerçek en büyük 5000 yıllık Hakan'ı Timur'muş. Neden? Türkleri tek bayrak altında toplayan tek lider Timur'muş. İzmir'den ta Moğolistan'a kadar git, Haliç'in sınırına kadar git. Zaten Çin'e giderken dönmüş, Hindistan'a Çin'e giderken. Şimdi Timur ne yapmış? Kendi kafasına göre Türk birliğini sağlamış. Evet. İşte tarihi bazen de kader yazıyor. Allah'ın takdiri diyoruz biz buna. Altın Ordu Devleti'ni ezmiş, yok etmiş, Moskova Kinezliği'ni serbestiniz oğlum demiş. Bir nevi. Moskova Kinezliği denen kim? Bir oba, bir göçek Osman Bey gibi. Orada onların zincirlerini kırmış. Gelmiş Avrupa'yla ölümcül savaşlara tutuşan Osmanlı'yı ezmiş. Demiş ki Avrupa'ya gözünüz aydın olsun. Serbestsiniz. Osmanlı tarihçilere göre 200 yıl geri gitmiş. Fetihler gecikmiş ve yıkılışına sebep olmuş. Bugünkü Rus İmparatorluğu'nun doğumuna da iki tane Hristiyan birliği, biri Ortodoks, biri Katolik Avrupa. Sebep olmuş. Sebep olmuş. Ruslar ne etmiş? Türklerin Kangal Köprü'ne benzettiğim en acı tarafı şu. Benim tarihteki edindiğim bilgi. Hanlıklar var. Benim tabirimle alay geçiyorum. Köy muhtarı Cengiz Han Han ya. Dünya İmparatoru Han. Hidir ne Han neydi? Özbekistan'daki hanlığın adı. Bak şimdi unutuverdim. Orada var bir hanlık. Yok. Babuşak mı? Yok, Babuşak değil. Özbekistan'da bir hanlık var. Ondan sonra küçük bir devlet. Gel beri Kırım Hanlı. Efendime söyledim Revan Hanlı. Daha sayamayacağım bir sürü hanlık. Bölünmüş, 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 bölünmüş. 5 tane mi hanlık var. Rus ordularını kurmuş. Düzenli ordulara geçmiş. Tabiri caizse namusunu, dinini, toprağını, canını almış. Teker 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 yutmuş. Bu Türk dünyasının komplesinin sahibi artık Kafkaslar. Evet. Kim? Ruslar. Rusların 500 senedir yenilmez ordularının gücü kim? Türkler. Şimdi de bizim Sarıkamış'ta bizim orduyu yenen Türkistan ordusuymuş. Buyur. Trabzon'a kadar gelen Türkistan ordusu. Şu an Ukrayna'da savaşanların bir kısmı Çeçenler. Aynen. Hem de dua edip savaşıyorlar. Türkler namaz kılıp. Türkler derdine yansın. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı bir atılım yapmış. Başarılı olmuş. Arkasından aile biz köylüce konuşuyoruz. Tarihi vazifa değil. Sıkıntı yok ya. Burası dostlar meclisi. İngiliz demiş ki bana en acı gelen. Bak insanoğlunun beynidir. Beynine dokundun. Ya ayağın felç olur ya kolun. Bedenin felç olur. Dilin tutulur. Aklın gider. Evet. Her şey beyinde. Evet. İngiliz bu işi keşfetmiş. Beyine nişan alıyor. Padişah bir şahıstır. Semboliktir. Yetkisi bile yok. Olsa da zaten tek bir adam. Şimdi İngiliz beyni kafaya vurmuş. Demiş Osmanlı Paşası'na, aile biz köylüce konuşuyoruz. Padişahına bir söv demiş. Osmanlı Paşası sövmüş. Demiş ki bir döv. Padişahını dövmüş. Öldü padişahını demiş, öldürmüş. Kendi paşası. Bir tane Osmanlı Paşası arıyor ya. Efendi İngiliz, sen bana padişahını söv, padişahını döv. Padişahını öldü yani liderini. Yahu sen de bir İngiliz kraliçesine söv. İngiliz kralına söv. Diyecek bir tane Osmanlı Paşası çıkmamış. Hem o ne dediği soru yapmış. En örneği Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahatini yapıyor. Kendine göre çalışmalara en yakın müşiri Hüseyin Avni Paşa mıydı? Mahmut hatırlıyor musun? Hüseyin...
Hüseyin Avni Paşa. Yozgatlı biriyle ikisi kesiyor. Şey, Yozgatlı sağır ve dişsizlere kestiriyor. Ha. Şimdi onlar şey, kiralık. Hüseyin Avni Paşa, Osmanlı bu işin sonundan uyanmış, Yörük çocuklarından bir muhafız taburu kurmuş. Hüseyin Avni Paşa demiş ki askerlere, padişah suikast ve dışarıdan içeriye kimseyi koyma. İçeride padişahı boğuyorlar. Boğdular. Hazin bir şekilde Osmanlı bitti. Bitti. Şimdi tarih yazıyoruz. Tarih sohbet ediyoruz. E biz çobanız. Şimdi tarih hocasıyla konuşuyoruz. Hocam, biz Cumhuriyet'e filan bir dediğimiz yok. Atatürk'e bir dediğimiz yok. Yalnız tarih olarak yazılsın ya. Mesela bir çubuk meydan muharebesinden bahsediyoruz ama oraya bir kurmay subay, oraya bir ruhtan anlayan, Yıldırım Bayezid'in ruhunu anlayan bir psikolog mu koyacaksınız, psikiyatri mi koyacaksınız? Oraya bir tarihçi, tam kılıçla neyle çekilmiş, atla neyle dizilmiş, öyle bir canlı, bir hayal kurun, bir tarih yazın. Sadece yazıp geçiyorlar. Hocam, ben çobanım. Biz şöyle biliyoruz. Osmanlı ölürken bile ölüyor ya. Sakarat halinde. Atatürk gibi bir paşa çıkarmış. Şimdi o hopluyor. Gel, ya kardeşim. Atatürk kimin okulunda okudu? Cevap vermiyor. Osmanlı okulunda. Atatürk'ün cebindeki nüfus kağıdı kimin? Osmanlı. Peki harp okulundan mezun oldu, teğmen oldu. Omzuna rütbeyi kim taktı? Osmanlı taktı. Peki belindeki tabancası kimin? Beylik tabancası? Osmanlı. Emrindeki askerle kimin? Osmanlı. Kardeşim şimdi Çanakkale savaşlarında biz çoban olarak işkilleniyoruz. Çünkü biz dumanlı dağların arkasında kurdun kulağını görürüz. Yıllardır Nusret Mayın gemisini övüyorlar. Ben bunu bir araştırayım dedim, merak ettim. Çobanım ben. Çoban meraklı olur. Şu dağın arkasında ne var? Kardeşim Nusret Mayın gemisi şu sehpa gibi bir tahta. Yahu tahta mayın döker mi? Bunun içinde tophaneli binbaşı Hakkı var, özel yetişmiş. Kalp sektesinden ölüyor. O büyük şehit. Lan kardeşim yıllardır Çanakkale muharebelerini anlatıyorlar. Mayını döken adamı değil de tahtayı konuşuyor. Lan tahtanın hangisini atarsan denizde yüzer. Nusret mayın gemisi mayın döşedi. Yok böyle bir tarih kardeşim. Kandıramazsınız bizi ya. Biz çobanız. Burada sözümü bir keseyim. Türkiye'de siyasal tarih var. Herkes kendi fikrine göre tarihi yorumluyor. Abi hangi tarihçi gelirse gelsin tahta mayın dökmez. Tahtanın canı yok ya. Yok, gerçek olanı söyleyip de vatandaşa ibret olarak sunuyorlar. Kardeşim şey. İlber Ortaylı'ya seslenin. Biz de Gali'yi yakaladık madem. La hocam tahta mayın dökmez. Mayını komutan döker. Aynen öyle. Yetişmiş abi. Mühendis döker. Şu Nusret mayın gemisinin komutanı tophaneli binbaşı Hakkı bir rahmetinin anı. Oraya onları yerleştiren Abdülhamit Hanı, Çiğit Bayramı. Dur. Toplu. 1909'da Abdülhamit Hanı indirmişler. Tamam indirdiniz. Evet. Hemen 1911'de Libya tarafında savaş başlıyor. İttihatçılar geldi. O tarafını eleştirmiyoruz daha. 1912'de Balkan Savaşları var. Mağlup oluyorlar. Şimdi İttihatçılar Çanakkale'nin muazzam istikam dedikleri o mevzileri, o topçu bataryalarını, o mühendislik harikalarını yapma gibi bir vahitleri yok. Hemen savaşa girdiler. Bozmak dağlarına gelmiyor. Ha. Bozmak doğu arahalarına gelmiyor. Şimdi Çanakkale'yi komple hazırlayan subayını, mühendisini, topunu, tüfini Abdülhamit Han şunu bir söyle. Evet. Bizi kandıramazsınız profesörle. Biz çobanız. Biz dağın arkasında kurt varsa kuzuyu kapar. De ki Abdülhamit hazırlığı yaptı. Haritaları çizdi. Tophaneli Binbaşı Hakkı'yı okuttu. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'i Harp Akademisi'nde okuttu. Hele bir deyim. Dünyanın ilk defa 10 bin yıllık yazılı tarihte adına Birinci Dünya Savaşı. İlk savaş. İlk. Üç imparatorluk boğuşuyor. Bir yarbayla baş olup mu? Doğu'da var bir cephe. Işık Dağı'nda var bir cephe. Efendime söyledim. Karacalar'da var bir cephe. Kırtlak kırtlağı oluk oluk kan gidiyor. Tamam Atatürk başarılı kabul. Peki
Öbür arkadaşlarının ismi nerede? Türkiye'de general yok muydu? Alman... Son Van Deres. Son Van Deres yönetti. O daha o karanlık bir muamma. Daha onu biz konuşamayız. Gelelim şuna. Bütün üniversitelere soru sordum, istatistik yaptım. Bir tane bilen çıkmadı. ODTÜ okuyormuş çocukla, çok ateşli. Dedim ki, sohbetinize katılabilir miyim? Buyur amca dediler. Bahala dedim, yarın gavullarla filan tartışıyorsunuz, soralla dedim. Dünyayı 321 yıl tek imzayla mühürle yöneten Osmanlı, 600 yılda yıkılmış, eksiğiyle, fazlasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla soralla. Son padişah kaç yılında tahta çıktı desem, bir istatistik yapıyor, kusura bakma dedim. Bilmiyoruz amca dedi. Ya nasıl dedim siz harici okuyunuz ya? Sevip sevmeme gayri, yanlış doğru da ayrı. Bileceksiniz dedim. Bileceksiniz. Kaçta çıktı dediler. Mart 1918'de savaş bitmiş, orduna teslim olmuş, Vahitettin Han'a şuraya otur demişti, sembolik olan. Bu kadar. Ordular lağ olmuş. Bütün cepheler kaybetmişler. Ha gelelim. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Vahitettin Han tahta çıktı, dediler ki vatanı sattı. Zaten askeri yok, yetkisi yok. İttihacıların elinde iddiaçılar. Peki Vahitettin Han orada lider olarak gösteriyorsunuzda Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı'nın bir lideri yok muydu? Cevap soruyorum, bilen yok. Biliyor musun? Kim idi? Sultan Reşat. Sultan Reşat. Padişah, lider. Devletin başı. Peki askere gitmediniz, askere giden herkes biliyor. Başkomutan kimdi? Siyasi masada yürüten cumhurbaşkanıdır. Cephe komutanı vekaleten cumhurbaşkanına emir ve komuta genelkurmay başkanındadır. Yetki. Hesap ondan sorulur. Savaşı o kazan o kaybeder. Sordum gençlere. Genelkurmay başkanı dedim. Çanakkale Savaşı oluk kanı harkan. Genelkurmay başkanı dedim. Koltuğunda uyumuş. Sen öyle dikkat et. Uykudan uyanmış, hayrola çocukla savaş mı çıktı? Evet efendim, Çanakkale'de savaş çıktı. Uyuyakalmışsın, kim kazandı? Sormuş. Böyle bir dünya var mı la dedi. Genelkurmay başkanı evine gitmemiş Çanakkale Savaşı'nda. Koltuğundan kalkmamış. Tasvip etmediğim adam Enver Paşa. Genelkurmay başkanı kim diyeyim bilen yok. Ya bu adam emir komut etmedi mi kardeşim? Şimdi bizim genelkurmay başkanımız yok mu? Bir savaş çıkmasa... Ne oluyor? Rusya savaşa girdi. Kimin adı çıkıyor? Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın adı çıkıyor. Şimdi... Ya bir tarihi adam gibi yazın. Gelelim geriye. Esas dünyanın en büyük armadası denen büyük donanma ilk defa dünyada tek. Çanakkale'yi zorladı. İstanbul'a Kudüs öyle almışlar. Topları dayayacaklar, teslim olur. Yoksa yıkacağız İstanbul'u. Peki. Boğazlardan geçeydi. Kara savaşlar olacak mıydı? Olmayacak. Peki Boğaz'da deniz savaşlarının komutanları kim? Daha yeni açıklıyorlar. Milliva Cevat Paşa. Deniz amiralı. Gemiler emir komutu diyor. Milliva Tuğgeneral Esat Paşa. Topçu komutanı. Topçu atışlarını yaptırıyor. Bunlar mühendis. Nerede bu adamların ismi? Yok. Öyle tarih yazılmaz. Kusura bakmayın profesör hocalarımız. Biz çobanız, sizlere inanmıyoruz. Ya güzelce yazın. Deyin ki Sultan Reşat Çanakkale'de lider idi. Şimdi dur. Celal Ağa, tarihin derneklerinde kaybolup gitmeyelim. Şimdi işin şeyine dönelim. Bizi ilgilendiren sözüm alanına. Bir de. Şimdi dünyanın küresel olarak bir ısınmaya gittiği, işte demin tarımdan, ziraatten falan bahsettik ya, çevrenin kirlendiği, işte gıdaların yetmediği, işte kısır, hibrit tohumların falan olduğu bir dünyada şimdi şöyle bir hase var. Bizim atalarımız doğayla barışık, işte bir çadırda yaşıyor, kendi yediği koyunu, kuzuyu yetiştiriyor, çevreyi kirlemiyor. Hiçbir şekilde dünyanın kirlenmesine, gidişine zarar vermeden doğayla barışık bir yaşam sürmüşler. Dünyayı kirlememişler, ne bileyim büyük tahribat yapmamışlar, şu olmamış, bu olmamış. Yahut iklimlerin döngüsüne şuna buna etki etmemişler. Şimdi bu yaşam tarzının tekrar incelenmesi lazım. Dünya belki bu şekilde kurtulur. Şu nükleer bombaların olduğu,
büyük savaşların çıktığı. O kıyamet. Kimyasal işte bu işte demin dediğin şeylerin sonu oraya gidiyor, tamam mı? Demin dediğin işte o savaşların filan sonu en son insanı firavunluğa götürüyor. Tanrı'yla yarışa götürüyor. Yarışa götürüyor, tamam mı? İnsanoğlu ne doğayla ne Allah'la yarışamaz. Yeri geldiği zaman büyürsün seni bir yerden kırar. Yani işin aslına dönmen insan. Doğayla barışık bir sistemi kurmaya, yakalamaya yahut. Babana tasdiken ona katılıyor. Onu da şöyle söylüyor. Hadi biz kaba konuşalım. Yani hakaret değil de kaba konuşalım. Çobanca konuşalım. Madem çoban meclisi. Bir şair demiş ki eşlik olabilir baban düzelsin. Gezdim batıyı, zenginlik gördüm, kaşaneler gördüm. Gezdim doğuyu, fakirlikler gördüm, viraneler gördüm evet. Demiş şair. Şimdi gezdim. Mehmet Akif. Gezdim, baktım. Mübalağa diyorum ama bak, buna mübalağa. 85 milyonu iyi niyetli iktidara getir. Bu sistemle Türkiye'nin kurtuluşu yok. Sebep ne? Anlatacağım. Kaynakların mı? Şimdi senaryoyu yazıyorum. Çıkış kapısına doğru yazacağım. Bizim köyde cahil bir adam da okuma yazması yok. Davarı koplamış. Sayı bilmiyor. 1, 2, 3, 10 bilmiyor. Ala geçi, kara geçi, ak koyun, kuru koyun, boynu zıkırık geçi böyle sayıyor davarı. Evet. Şimdi bu adama diyor ki o kalı senaryo yazıyor. Efendi ağ olduğu 100 davarına bir çoban tutuyorlar. İyi tutun diyor, bir çoban çağırın diyor. Çobana diyor ki oğlum ne istiyorsun diyor. 200 koyun vereceğim diyor. La oğlum 100 koyun mu diyeceksin? Sen 200 koyun istiyorsun. Diyor. Kovuyor. Okuma yazması yok. Türk devletinin 200 koyun maaş verdiği adamla 100 koyun değil 5 koyun üretemiyor. Sistem kurulmuş. Açık vermeyeceğin devleti inceledim. Hangi cumhurbaşkanı başbakan gelirse gelsin hiçbir kurtuluşu yok. İstatistiğe aykırı, matematiğe aykırı, üretime aykırı, tüketime aykırı. Fiziğe ters bir şey. Ha, iki tane oğlu var Mahmut'un. Üç tane. İki oğlu var. Biri canhıraş çalışıyor, üretiyor. Biri de boyuna yiyor. Hacı. Sınırsız. Arı delletmiyor. Türkiye'de üretmeyen kurumların tamamını ben şaka olsun diyeyim çok Müslüman şehit etmişler. Kitabını da bulamadım. Kamboçya'da bir medeniyet var. Harika. Kızıl Kımel diye komünistle devrim yapıyor. Diyorlar ki devlet memurları profesörler 45 gün pirinç tarlasında çalışacak. Güneş beynine bitirecek. Bunu şey diyorum bunu mübalağa olarak diyorum ama Türkiye'de ben de dahil bütün varlıklar mesleğinde nerede olsa olsun üretime yönelmeden Mahmud'un dediği gel başa. Abi İslam medeniyetinde kalender tarikatı değil aslı var bilmiyorum araştırmalı. Kalenderilik var. Kalenderilik bir rivayete göre İngilizlerin tarikatı. Sezmişler işi. Demiş ki ben kalenderi tarikatındanın bir abamma atarım bir lokmamma yudarım nerede olsa yatarım. Çalışmamış dünya malı dünyada kalır. Cavlakele var. Cavlakele ha. Cavlakele de ayrı bir şey. Onunla da cıvıldak kezermiş. Ha. Ondan sonra bu adamla yatmış kavak gölgelerine. İslam medeniyetinin içine bir şekilde sızmışlar. Güneş görmemiş, rüzgar görmemiş, rahat yaşamış, rahat yaşıyor. Ne dervişi, ne hocası, ne hacısı, ne mühendisi, ne memuru, ne amelesi, ne üretemeyen topluluk. Celal abi şimdi... Ha hukuka gelin bir de... Dur bir dakika Celal, şimdi dilinle, bize anlatılan dilinle asıl alanımız, haddimiz de değil belki. Aşkımızdan değiliz ama bize anlatılan dilinle... Biz dini böyle anlıyoruz. Dinle, bize anlatılan dilinle yani şu an Diyanet'in bize dayattığı dinin arasında çok fark var. Asıl dinle gerçek dinin arasında büyük fark var. Bence fark var. Çünkü bir tane imam biz alanımızdan gelen örnek verelim. İşte sabah namazından sonra işte şu kadar Yasin okusan bu kadar sevap olur. Cuma gecesi şunu okursan böyle olur. Bunu okursan böyle olur falan şeklinde bir şeylerden bahsetti. Ben de Hoca Efendi'ye sordum. Dedim ki
Ben tarım ilacı yaparsam 50 ton buğday alıyorsun. Binlerce arının, böceğin ölmesine, kuşun, kurdun ölmesine sebep oluyorsun. Bir sürü bitki çeşidinin yok olmasına sebep oluyorsun. Ama 20 ton ekinden fazla para kazanıyorsun. Şimdi bu caiz midir? Ben buraya gübre saçmazsam 20 ton ekinde 5'erden 100 lira şimdiki reva işte. 100 lira zararım oluyor gübre saçmazsam. Saçarsam da bu kadar şeyin ölümüne sebep oluyorsun. Sen şu dini gündeme getir de bana bir fetva ver dedim. Yani ne yapalım? Şimdi imam bir şey söyleyemedi. Şimdi ben bu işin biraz da eğitimini alan bir kişi olarak faizin haram olduğunu 35 yaşımda öğrendim. Şimdi gerçek dinle bize anlatılan dinin arasında büyük fark var. Yani maalesef böyle de bir durum var. İnsanlar dini anlatanlardan değil de kendileri anlamaya çalışarak anlarlarsa eğer daha makbul olur kanaatindeyim. En basit örneğini vereyim. Cumhurbaşkanı okuyup da siyasete girmeseydi varsayalım ÜKÜ imamıydı. İmam Hatip mezunu, sonra üniversite kurmuş. Şimdi bu zat-ı muhterem iyi biliyorum ki eminim 5 vakit namazını kılıyor. Kur'an'ını okuyor. Gece teheccüd tahminim yorgun değilse kılıyor. Dünyayı yönetiyor. Ülkeyi yönetiyor. Gel şimdi halka 20 yaşında adam. Sistem öyle kurulmuş. Şanslara konuşmuyor sisteme. Çalışacak. 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 Ne yapacaksa hepsini ben bağlamaz. Çalışmazsak Osmanlı gibi akıbetimiz bugün biter. Çalışacak. Çaren yok. Alternatif bu. Gelelim hukukumuza. Şimdi hukuk. Örnek vereyim. Ben Türkiye'nin en lüks mahallesinde çalıştım. En vahşi dağında da yaşadım. İkisini kıyasladım. Birinin çocuğu para zebil. Bayan arkadaş zebil. Zenginlik zebil. Konfor zebil. Dünyanın her nimeti zebil. Dağda da grubu yekminen 9 burada karşı benim köpeğim beni koruyor. Sürümü koruyor. Benim köpeğime bir balta vurdu muydu beni kesti ondan iyi. Ama çöplükteki bir köpeğiyle benim köpeğim hukukta aynı. Hukuku nereye dayandıracağım? Ben ömrümde adliyeye gitmedim. Karakola gitmedim. Mahkeme görmedim. Hakim savcı görmedim. Ama ben de bir hukuk keseyim. Ben de vatandaşıyım. Kafamda. Şimdi kardeşim, hukuk bir milletin tarihi, inancı, örfü, töresi, geleneği, ahlakı, bunu bilim insanları inceler, buna göre bir hukuk yazar. Şimdi benim medeniyetimde bir köy olan tefeci, faizci bir İsviçre. Bir köyüm lan benim. Benimkine gidiyor diyor, abi bizim imparatorluğumuzu yıktık, yıkıldı. Bir devlet kurduk. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz neyle üreyeceğiz? Karılarımızla neyle evleneceğiz? Neyle yatacağız? Bize bir medeni hukuk ver. İsviçre'yle bir fotokop almış. Alın cahille. Bunu uygulan. Evrensel medeni hukuk. Nereden evrenselmiş lan? Benim karıya yan bakanın gözünü oyarım ben. İsviçre'yle onu diyebilir mi? Hukukumuzu yazarken Türkleri yöneticiysen Türklerin tarihine göre yazın. Kadın yolda gidiyor, senin kızın, benim kızım, kıvırıyorlar. Ensesinden kılıcı vuruyor, 10 bin jandarma, 20 bin polis, katil beyefendi, korkma, can güvenliğin bize ait. Hemen doktora götürüyorlar. Korktun mu oğlum? Korktun mu katilciğim? Doktordan hemen götürüyorlar. Ya ben yoruldum. Buyur otur. Katilciğim halk galyana gelmiş. Hepsini coplandırdım. Ondan sonra üşüdüm. Yakın kan efendim. Karnım acıktı. Ben kuru fasulye. Uykum geldi. Al sana yatak. Bu mu adalet? Biz çobanlar olarak
100 bin senede geçse asla bunu kabul etmeyiz. Suç işleyen cana kıyan bedelini ödeyecek. 16 milyar parayı dolandıran adam tutuksuz yargılanıyor. Yani böyle bir adalet olamaz. Bu adaletinin de bu toplumun temelinde eğer şayet böyle bir adaletse de hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Refaha eremez. İsyan etmeyin. Savcı mı çağırdı? Gideriz ifademizi veririz. Hakim çağırdı? Gideriz ifademizi veririz. Hukukun yeniden düzenlenmesi öncelikle lazım. Öncelikle babamı sonra da Celal Dayı'ya aynı soruyu sormak istiyorum. Sizce Hazreti Ömer'in adaleti nedir baba? Senin düşüncene göre. Hazreti Ömer'in adaleti İslam'ın hak ettiğinin hak edene hak ettiği cezayı hak edene hak ettiği mükafatı veren bir sistemidir. Şimdi bu İslam'ın ta kendisidir. Fakat insanlar bunu şeriat adı altında filan öcü gibi gösteriyorlar. Fakat bütün ahlilen hukuk sistemindeki hakimler, savcılar, emniyeti sağlayan polis, asker işin böyle olması gerektiğini biliyor ama bunu hangi mekanizma takozluyorsa bir mekanizma bunu takozluyor ve insanların hala bir kısmı gerçeği dile getirmekten sakınıyor. Hikmet Üdağ mesela Osmanlı zamanında mezarlık duvarlarının boyu nasıl olmalıdır diye soruyorlar. 9 yaşındaki bir oğlan çocuğunun boyu kadar olmalı diyor şey. Adı. Genelge. Osmanlı'da genelge. Ya diyor bir tanesi bu nasıl bir şeydir ya. 9 yaşındaki çocuk. Yani bu bir diyor yani 1.70, 1.50 neyse 50 bir santimle kesinliğe net ifade vermiyor. Rumeli'de çocuklar 9 yaşındaki çocuk daha çabuk iyileşirmiş. Anadolu'da sıska kalırmış. Biraz daha küçük olurmuş. 9 yaşındaki çocuk artık dün mezarlığı görsün. 9 yaşından öncekiler olursa tarafla alakası olmaz için. Yani adam Rumeli'ye göre ayrı bir sistem, Anadolu'ya göre ayrı bir sistem uyarlamış. Mükemmelliğe bak şeydeki yani sistemdeki. Bu işin sonu sabaha da gelmez. İşin kısası makbul olandı. İnşallah devamını yaparız. Celal abi bir şeyler daha eklersen ekle. Velhasılı Allah hakkımızda hayırlısını versin. Evet. Şu Rus savaşı bitsin. Rus'a dikkat etmek lazım. 550 senedir yenilmiyor. Yenilmiyor. Türk dünyası elinde. Çok güçlü orduları var. Evet. Teknolojisi aynen var. Öyle. Bizi çok büyük 10 savaştan 8'inde yenmiş. Bizi Bosna Hersek'ten Yeşilköy'e kadar kovalayan Rus'la. Aynen öyle. İngilizler razı olaydı İstanbul'u bile işgal edecek. Trabzon'a kadar gelen Rus'la. Evet. Tamam. Erzurum yaylasına kadar inanın Rus'la. Trabzon'a kadar geldiler. Haşit Vadisi'ne kadar Erzurum'a kadar indiler. Erzurum aldılar. Hatta bir Kazak evet. Asker ağlama ben de Türk'üm diyor. Ha. Komutanlarımız falan uyanık ama dünyada bir gerçek var. Teknolojiyi en ileriye götüren başarılı oluyor. İşte öyle. Dedi ki 1000 yıl rakiplerimiz yapamaz dedi. Bir yüze çıkarttı piyasaya. Şimdi şunu da ekleyelim öyle kapatalım isterseniz. Şimdi Amerika'da falan silah ruhsatı çok herkese veriyorlar. Vatandaşlara güveniyor. Sistemi var adamların. Bizde vatandaşa bir silah ruhsatına bir sürü sıkıntı ediyorlar. Niye? Devlete ihtilal falan yaparken halk direnir. Yani sistem kendisini tehlikede hissediyor. Halkına güvenemiyor. Oysa bu halk Antep'te Fransızları kendi silahıyla ve gücüyle durdurdu. Erzurum'da Ruslar da kendi silahıyla ve gücüyle durdurdu. Ege'de milis kuvvetlerimiz durdurdu. Yürügalef. Evet. Şimdi Demir Cefe. Demir Cefe aynen Çakır Sarayı falan. Sistem İnşallah bizi duyan, anlayan bürokratlara bu söylediklerimiz belki hiç dinlemez. Gider, belki de gider. İnşallah dinlerler. İnşallah. Hiç dinlemezler. Gene şunu söylüyorum. Üreten topluluklar, üretmeyen toplulukları mutlaka yutar ve yok eder. Celal abi, memur zihniyeti usul usul değişmeye başladı. Artık bizi anlayanlar da başa gelmeye başladı. İnşallah bir zaman sonra gelir. Tüm dostlara selam olsun. Selam olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Biz ineklerimize iyi bakarız. Ve Mahmut'a babama teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah. Çok teşekkür ettik. Celal Dayı geldi. Şöyle şeyden bir kapatasla bir izleyelim. Bir oturalım. Şu aç.